Herkese merhaba, ben Baybulut ve PD2'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda yılbaşına özel bir şey yapmak istedim ve gizlice oynama tarafını bırakıp bu sefer daha sesli, daha çatışmalı oynayış şekli üzerine bir rehberimsi video yapmak istedim. Oyunda bazı insanların bilmediği ve lobilerine katıldığında ya kardeş zırh giysene sesli gireceğiz dediğinde ben dojum dediğinde şaşırdıkları bir oynanış şekline bakacağız. Evet. Videonun başından da anlayacağınız üzere Doge buyum. Şimdi bakmamız gereken oyunda iki önemli terim var. Bunlardan birisi Doge. Videonun tamamı bunun üzerine kurulu. İkincisi ise Concealment. Concealment oyundaki gizliliğiniz anlamına geliyor. Bu ne kadar yüksekse detection riskiniz o kadar düşük olur. Yani yakalanma olasılığınız. Doge bir merminin size gelip onu ıskalama şansınızdır. Yani ondan kaçma şansınız. Mesela benim dodge'um normalde 5'miş. Zırh giymiyorum şu an fark ettiğiniz üzere. Yeteneklerle, perklerle falan 55 oluyor. Toplamda 60. Yani %60 ihtimalle bana gelen bir kurşunu ıskalama ya da kaçma ihtimalim var. Yani o kurşunun hasarını hiçbir şekilde almıyorum. Bu %60 ihtimali daha da arttırabiliriz. Ben şöyle bir kontrol ettim ve en yüksek Dodge şansını veren Rogue Perk Deck %45 arttırıyor ve ayrıyeten şöyle bakabileceğiniz üzere neredeyse tüm Dodge Pack'ler bu skill'ler üzerinden yapılıyor. Yani bu skill'leri kesinlikle vermeniz gerekiyor. Ama vermek zorunda değilsiniz. Mesela Sneaky Buster'ı da almak zorunda değilsiniz. Bu ne kadar arttırıyor? %10 arttırıyor. Ve sizden tek bir şey istiyor. Concealment'ınızın yüksek olmasını. Detection riskinizin düşük olmasını istiyor. Mesela burada diyor ki detection riskin her 35'in her 3 puan altında olduğunda %10'a kadar bir dodge puanı kazanıyorsun. Yani şu demek çarpı 30. Detection risk 5 olduğunda sen kaç kazanıyorsun? %10 dodge point kazanıyorsun. Ama eğer sen bunu mesela diyelim ağır bir silah aldınız diyelim. Mesela benim Little Friend Assault Rifle, bu bombalı silahı, taramalıyı. Şimdi dodge'um kaç oldu? 50 oldu. %10'u tamamen kaybettim. Yani o skill'i almam boşuna oldu. Eğer ağır silahlar alacaksanız sakın o skill'leri almayın. Peki ben hangi skill'leri almıştım? Onu bir kontrol edelim. Enforcer, tank skill'lerinden. Underdog, birazcık daha hasar için. Bullseye önemli çünkü her iki saniyede bir kafadan vurmanızda birazcık zırh kazanıyorsunuz ve zırhınız çabuk kırılıyor Dodge'da. Mermilerden kaçıyorsunuz, zırhınız 20 ve zırhınız kırıldığında canınızdan hasar almaya başlıyorsunuz ve 2-3 vuruşta ölme ihtimaliniz var eğer şanslısınız. Bullseye sayesinde zırhınızı yeniden tamir edebiliyorsunuz. Ve unutmayın, zırhınız 20 puan olabilir ama 70 puanlık bir hasar geldiğinde canınızı etkilemiyor. Zırhınızın tamamını yok ediyor ama canınızı etkilemiyor. Daha sonra Ghost bunu konuşmuştuk hani. Bunu daha da arttırarak mesela şurada açıklamasında A'sinde söyleyeyim. Detection rate'in yani yakalanma olasılığın 35'in her bir puanı altında olduğunda %1 dodge kazanıyorsun %10'a kadar. Yani bunun anlamı şu. Mesela siz diyelim minigunlı bir kritik build yapmak istiyorsunuz ya da ne bileyim flamethrower'la, alev silahıyla. O zaman o skill'i alacaksınız, ace diyeceksiniz. Ve detection riskinizi 25'in altında tutmaya çalışacaksınız. Mesela görebileceğiniz üzere şu an 60 ama mesela diyelim ki ben tabancamı düzgün bir şey almak istedim. İkinci silah olarak düzgün bir silah almak istiyorum. Mesela ben bu shotgun'ı çok seviyorum. Bunu aldım diyelim. Detection riskim 26 oldu. Ve dodge'um 59'a düştü. Görebildiğiniz üzere tek bir puan bile 25'in üstünde fark ediyor. Aynısı 5 puan içerisinde de geçerli. Burada bir de bu skill'leri açaraktan bu skill'e ulaştım. Peki bu ne sağlıyor? Şöyle bir okuyalım. Burada da aynı bundaki matematik hesabının nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ne kadar gizliysen o kadar çok puan kazanıyorsun. Ace'de ise ne kadar gizliysen o kadar çok puan kazanıyorsun. Ama 25 detection rate'i şuna ulaştığında kritiğim işte artıyor. %30 kritik şansı. Bu bahsettiğim gibi dodge base yani
Dodge Buick'leri yapılırken en çok kullanılan ve en çok işe yarayan stiller bunlar. Tabii siz kendi isteğinize göre bir şeyleri çıkartıp başka bir şeyler alabilirsiniz. Mesela ben şöyle bir pistolluya bakalım. Belki de tabancalı bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur. Normalde Akimbo Bernetti 9 pistolüsü önerecektim. Yüksek concealment'ından dolayı. Hasarını önemsemeyin. Dodge'dayken kritik falan alırsanız eğer hasar bayağı yüksek oluyor eğer kafadan vurursanız. Fakat şu var. Silahların sesi çok tuhaf. Hiç alışık olmadığım bir şeydi. Bernettileri CSGO'da falan da ben susturucuyla kullanırdım. Bu oyunu da susturucuyla kullandığım için bayağı tuhaf geldi. O yüzden ben daha iyi bir silahı tercih ettim. Pıt 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 pıt. Adını göstereyim. Striker 18C, evet. Bu silah fena değil. Aynı zamanda eğer başka bir silah kullanmak isterseniz önerilerden. Striker 18C bedava. Hem tekli sıkabiliyor hem de otomatik sıkabiliyor. Baya güzel bir silah. 1364 rate of fire var. Dakikada 1300 kurşun demek. Sanırım öyle bir şeydi. Tabi bundan daha iyi tabancalar da var ama şunlar DLC ile açılmakta. Ki daha güçlüler, overpowered, OP yani. Yani şuna baksana, 1651. 315 toplam mermisi var. Niye bu kadar fazlalar? Şuna bak. Şuna bak. Birinci silahı tanıttım ama aslında ilk önce skill'leri tanısaydım daha iyi olurdu. Skill'ler. Takımınıza birazcık yardımcı oluyormuş gibi görünmek için Inspire'dan bir tane alabilirsiniz. Ama uzaktan kaldırmak istiyorsanız ne yazık ki Ace'i almanız gerekiyordu. Fakat benim ona puanım yetmedi. O yüzden de boş verin. Uppers can yenilemek için ideal. Combat Doktoru almayın sakın. O düştükten sonra yaklaşık 3-4 kere düştükten sonra gri görüyorsunuz ve ondan sonra düştükten sonra kullanmanız gereken bir şey bu. Onun harici First Aid kitleri kullanmanız gerek. Birazcık can yenilenmesi ve maksimum can için bunları aldım. Enforcer. Aynı şeyler. Technician. Bu takıma faydalı olabilecek hiçbir şeye almamaya çalışıyoruz. Dikkat edin bu arada. Genellikle doğuşlar öyledir. Demek istemiyorum. Ama biraz öyleler. Ne yazık ki eğer hayatta kalmak istiyorlarsa biraz bencil ve açgözlü düşünmeleri gerek. Kendilerine sürekli skill vermek zorundalar. Takıma faydaları fazla olmayabilir ama hayatta kalarak ve düşmanları çokça öldürerek takıma faydaları oluyor. Ghost bu. Fugitive. Bu bir tabanca build'de olduğu için tabii ki de tabanca skill'lerini verdim. Bunlar fena değil. Fena değil dediğim bence aralarında en iyisi. Ve şunu da ace'leyelim. Bir kere daha düşme hakkı veriyor. Eğer düzgünce aim alıp yani nişan alıp kafadan vurmaya çalışmak sizin için bir zorluksa merak etmeyin, onun için de çözüm var. Shotgun kullanın. Shotgunlar nişan almanız gerektirmiyor. Benim kullandığım skiller şöyle. Hemen göstereyim. Sadece düşmanın olduğu yere bakıp şöyle skillerim bunlar. Bu otomatik shotgunları sadece spamliyorsunuz. Direkt ateş tuşuna basılı tuttuğunuzda arada sırada lobinize giren yüksek seviyeli insanların da bunları kullandığını göreceksiniz. Aşırı can sıkıcılar. Neredeyse herkes bunları kullanıyor. Ve itiraf ediyorum ben de arada sırada kullanıyorum ya da kullanmak zorunda kalıyorum. Çok güçlüler. İkinci silah olarak Judge Shotgun'ı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Judge yüksek hasarı sayesinde eğer mermi olarak alev ya da patlayıcı koysanız bile pek bir şey değiştirmeden kalkanları eritip yok ediyor. Yakın mesafe silahları olarak ise Electric Brass Knuckles ya da Stainless Steel Syringe. Bu ise oyunun başında açık oluyor. Fena değil bu arada. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Ama yüksek zorluklarda bunu almanız gerekebilir. Onların paralı versiyonları ise Buzzer yani şok cihazı ve Kunai olmaktadır. Katana'dan sonra otoakılların bir numaralı gözdesi. Fırlatılabilirlerden önerilirim ise Incendiary Grenade, yanıcı bomba ya da Concussion Grenade yani sersemletici bomba. Bu ikisinden birisini alabilirsiniz, fena değiller. Perk'lerde ise aralarında kullanabileceğiniz şunlar var. Rogue, daha sonra Hitman, Croc,
Birazcık burglar olabilir. Grinder birazcık dodge sayılır ama dodge'suz da kullanabilirsiniz bunu. Vice President, Anarşist, Anarşist'in de dodge'la kullanıldığı oluyor. Scario ve Hacker. Bu perk'ler dodge perk'leri sayılabilir ya da öyle kullanılabilir. Ya da kendiniz de bir şeyler deneyebilirsiniz, saçma da olsa ya da eğlenceli. Kullandığım build'leri aşağıda açıklama kısmına link olarak koyacağım. Oradan istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Kurcalayın. Umarım bu videonun faydası olmuştur. Eğer kafanızda soru kaldıysa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ben ya da PD2 topluluğundaki diğer bilgili kişiler belki cevaplayabilir. İyi günler ve hepinize yeni mutlu yıllar dilerim.